Mehmet Şeker Mustafa'yı vuranı bize gönderin. 15 Temmuz Çengelköy davasında sona gelindi. İdam olmadığı için bazılarının cezası müebbet. Askerler ve öğrencilere ceza yok. Uyduk cemaate mantığıyla savunma yapanlar, ne emir verildiyse onu yerine getirdiklerini söyleyip boyun büküyorlardı mahkemede. Hakim Bey, rica etsek Mustafa Canbaz'ı vuranı bizim gazeteye gönderebilir misiniz? Ötekileri ne yaparsanız yapın. İster müebbet verin ister muhabbet verin orasına karışmayız. Bize o iki kurşunu atan yeter. Ne olacak bu Fener'in hali? Vakıfbank kadın basketbol takımı üçüncü defa dünya şampiyonu oldu. Yine de Fenerbahçe'nin Akisara yenilgisi gündemde daha fazla yer tutuyor. Dünya şampiyonluğu sıradan Fenerbahçe'nin düşme hattına girmesi olağanüstü bir durum gibi. Portakalların, mandalinaların desteklediği, koçun başkan olduğu, Kemal Bey'in mazinde bir tarih yatar yaşa Fenerbahçe, ne mutlu seni sevene yaşa Fenerbahçe diye alkış tuttuğu, ananas meraklılarının takımı düşme hattına girmekle kalmasın, düşecekse düşsün, biri tutar kaldırır, ya kolundan ya kulağından. Hem niye o kadar büyütülüyor ki? Sanki düşman hattına girmiş. Bir de şöyle bakalım. Fenerbahçe mi yenildi? Akhisar mı yendi? Mazisinde tarih yatan bir takımın evvelce olduğu gibi küçük bir ilçe takımına yenilmesinin arkasında yatan nedir? Ayrıntı isteyen birkaç gün önce burada yazdığımız yeşil ve siyah başlıklı yazıya baksın. Zulüm ne zaman başladı? Gezi ihaneti günlerinde duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlara rastlamıştık. Cumhurbaşkanı birçoğumuzun aklına geleni dile getirdi. Fransa'da da zulüm 1789'da başladı yazanlar çıkar mı? Çıkmaz dedi romancı bir arkadaş. Fransızlar Türkçe bilmez. Bilseler de öyle yazmazlar. Fransızcasını da yazmazlar. Söylediklerine bakılırsa onlar yine ekmek derdinde. Göstericiler ne diyor? Ekmek kırıntılarıyla yetinemeyiz, ekmek istiyoruz. Yine Paris, yine ekmek. Bakalım kim pasta yesinler diyecek. Diğer Avrupa ülkeleri de heyecan içinde. En minik ülkelerden Karadağ'da bile gösteriler başlamak üzere. Başşehir Podgorissa'da kıpırtılar görülmekteymiş. İlginçtir, Karadağlılar tembel oluşlarıyla meşhurdur kendileri bile tembellikleriyle dalga geçmek için tek nefeste üç fıkra anlatırlar. Köpeğini akşam gezintisine çıkaran birini görmüştük orada. Adam direksiyonda, elinde köpeğin tasması, köpek kaldırımda yürüyor, yürümek zor gelen sahibi de arabasını yavaş yavaş sürmekte. Fıkra gibiydi. Herhalde gösterilere de o şekilde katılırlar. Arabasının direksiyonuna geçen şehrin en geniş meydanına sürer, gerektiğinde protesto maksadıyla Kornaya basmak için de yanında birini bulundurur. Mehmet Şeker, yeni...